Ya bu bay geçmek ne kadar güzel bir olaymış ya. Tertemiz dinlendim, kendimi hiç yormadım. 0 puan. Bu Beşiktaş'la Trabzonspor kendilerini yırttılar, gene 0 puan. Ulan oynamadan bile rakiplerin kimyasını bozuyorum. Bu büyüklük halis mi lan? He alo, Beşiktaş yönetimiyle görüşecektim. Müsait misiniz efendim? He uyuyorsunuz, çok pardon. Ben Beşiktaş'a sahip çıkın diyecektim de, yönetim uyuma Beşiktaş'a sahip. He? Ne zaman uyanırsınız ona göre arayayım ben. Belli değil, oldu efendim, sağ olun. Vay arkadaş ya. Lan adamlar parçaladı bizi lan. 3. gol gördünüz mü? Adam çüküyle gol attı lan. Çükten gol yedim resmen oğlum ben. Ulan Adana Şırdanı dedikleri buymuş demek ki. O değil de transfer sezonu bitti, hala transfer yapıyorum lan. Şimdi de Kerem Aktürkoğlu'nu transfer ettim. Vay arkadaş ya. Kadro zaten ejderha gibiydi. E şimdi Kerem de eski günlerine döndüyse daha bu takıma Icardi ile Mata gelecek. Oğlum var ya, çok fena götünüzden kan alacağım lan bu sezon. La senden bir cacık olmaz bu oğlum. Benim 6 tane attığım takımla az daha 3-3 berabere kalıyordu. Senin de balonun patlar yakında, merak etme. Hiçbiriniz benim rakibim değilsiniz oğlum, kabul edin. Götün yiyorsa yabancısının önünün kalkmasına destek versene lan. Yemez değil mi? Yemez tabii. 8 artı 3'üne soktuklarım. Ya yabancı sınırını geçtim. Türk oğlu Türk Yusuf Demir yabancı sayılıyor ya. Yabancı statüsünde ya. Böyle salakça bir şey var mı? Kasımpaşalı Michel Tırpan yerli statüsünde. Benim Yusuf Demir'im yabancı statüsünde. Beyinsiz bunlar ya. Evet, beyinsiz bunlar. Bu hakemlerin alayı beyinsiz. Adam göz göre göre penaltımı vermedi ya. Adamın eline 5 defa 10 defa çarpıyor, orada şey yapıyor, penaltımı vermiyor ya. Vermez tabii oğlum, vermez. Tabii sahip çıkanımız yok ki. Kimse bize sahip çıkmıyor, vermez. Josef bir haftadır ağlıyor lan. Josef bir haftadır perişan oldu, kimse şeyine takmıyor. Takmaz tabii oğlum. Bizim yönetim anca uyusun, takmaz tabii. Ulan Antalya'ya gittim 5 yedim. Macaristan'a gittim 3 yedim. Adana'ya gittim 3 yedim. Sanırım bir süre Trabzon'dan çıkmamam lazım benim. Sen daha çok yiyeceksin bu sene teyzemin evladı. Bunlar ne ki? Sen bittin oğlum. Beşiktaş'ın zaten balonu patladı. E Galatasaray'da sen safi rüzgar. Sonuç olarak Mart'ta şampiyon Fenerbahçe olacak inşallah. Var mısın lan iddiaya? Mart'ta sen şampiyon olursan, ulan Mart'ı da geçtim, sen bu sezon şampiyon olursan ben senin elini öpeceğim. Ben şampiyon olursam sen benim elimi öpeceksin. Böyle çocukça iddialara girecek kadar işsiz değilim ben. Zaten şampiyon olunca öptüreceğim size bir taraflarımı. He alo, yönetim uyandı mı acaba? Hala uyuyorlar. Anladım, anladım. Yo yo, uyandırmayın, uyandırmayın, boş ver. O kadar güzel uyuyorlar ki uyandırmaya kıyamıyorum, boş ver.